Evet, Tuzla Scania'dan herkese merhaba. Arkamda görmüş olduğunuz G540 XT serisinin incelemesini yapacağız. Birazdan çok güzel bir aracı sizlerle tanıştıracağız arkadaşlar. Ne yapalım? Hadi aracımızın yanına gidelim. Aracın yanında görüşmek üzere. Onur Bey, öncelikle YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Ben direkt başlıyorum. Sağ olun Mert. İçinde bulmuş olduğumuz araç G540 serisi olarak geçiyor. Aslında evet. XT serisine bağlı, tabi olan bir seridir. Evet. Peki bu XT serisi nedir? XT serisi nedir? Diğer donanımlarımızda olduğu gibi XT'de bir donanım versiyonudur. Scania'nın konuşlandırmış olduğu bir donanım versiyonudur. XT serisiyle birlikte arabanın üzerine gelen birebir ekipmanlar oluşturuluyor ve fabrikada o şekilde monte edilip araba hayatına o şekilde devam ediyor. Evet. Şimdi XT serisi aslında Türkiye'de çok yeni yeni gelmeye başladı diyebiliriz. Ben evet. çok görmüyorum. Peki bu XT serisinin diğer yol kamyonlarına kıyasla ne gibi farklılıkları var? XT serisinde direkt daha çıkıntılı ön çelik tampon, far koruma. Bununla birlikte arabayla beraber gelen çelik yakıt depoları müşteri isterse haliyle farklı tiplerde oluşabilecek aks konfigürasyonları, şanzıman konfigürasyonları değişebiliyor. XT serisiyle birlikte direkt arabanın ana şasisi dediğimiz noktalarında daha da fazla güçlendirilmiş çift katmanlı şasi kullanıyoruz. Yani 9.5'a 8 milimetrelik iç içe geçmiş çift katmanlı malzemeler var. Bununla birlikte yine ayna tipi dediğimiz daha taşlara veya diğer dışarıdaki darbelere daha korunaklı olan ayna kapaklarıyla birlikte geliyor. XT serisi ufak tefek de olsa bunları barındırıyor. Evet. Biraz önce teknik, yani altyapıdan, şaseden bahsettik. Peki teknik yük kapasitesi nedir bu araçta? Teknik yük kapasitesi bu arabada aslında trafikte yürür vaziyette 32 ton. Fakat trafik, yani trafiğe kapalı alanlarda Scania'nın bu arabada tavsiye ettiği teknik taşıma kapasitesi 50 ton olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Scania müşterilerine ihtiyaçlarına göre araçları tasarlıyor. Evet. Tabii XT serisinin kullanım alanları nelerdir? Yani ne gibi alanlarda faaliyet gösterebilir XT serisi? XT serisi biraz daha ağır hizmet tipine, biraz daha ağır koşullara, maden sahalarına, şantiye sahalarına hizmet edebilecek seviyede tasarlandı. Evet, yolda yürüyemez mi, hizmet veremez mi? Evet, verebilir. Ama kendini daha iyi ifade ettiği noktalar, dediğim gibi ağır hizmet noktaları dediğimiz trafiğe kapalı alanlar, şantiyeler, maden sahaları olarak düşünülebilir. Tabii ağır hizmet olduğu için diferansiyelleri, şaftı veya şanzımanı da daha farklı şekilde oluyor. Doğru mudur? Daha dayanıklı ve bir anlamda arabayı daha canlı tutabilecek seviyede şanzıman tahvil oranları seçiliyor denilebilir. Peki şanzıman dedik. Yakıt tüketimi olarak aşağı yukarı ne diyebiliriz bunlar için? Tabii çalıştığı yer çok farklı, üzerindeki şoför farklı oldu. Yani tabii, bunlar tabii çok tabii. etkenler, farklı farklı etkenler tabii. ama hani ortalama bir şey söyleyebilir miyiz bunun için? Ortalama bir şey söyleyemeyiz. Üzülerek doğru olarak söyleyemeyiz, evet. Ama en çok gelen sorulardan bir tanesi olduğu için sormak zorundayım. Tabii ben yani yol araçlarımızda bir anlamda belli bir seviyenin altını gösterebiliyoruz. Evet. Fakat ağır hizmet tipi tamamen yani %8, %10 eğimlik, %12 eğimlik bir yerde ve basar tonajda veya basar tonajın da üstünde yüklendiğinde bu araçlar çok afaki rakamlar yakalayabiliyor. Örnek veriyorum 3 haneli rakamlara çıkabiliyorlar. 70-80'li litreler, 120'li 130'lu litreler 100 kilometrede kesinlikle karşımıza çıkabiliyor. Onun için bir şey tahmin etmek çok güç. Taşıdığı ve çalıştığı alan çok çok önemli çok, olacak. Çok daha önemli diyebiliriz. Evet, evet. Peki altyapı olarak işte 8x4 evet. mesela bu araçta bildiğim kadarıyla şu an gerçi gördüğüm kadarıyla 8x4 konfigürasyonuna sahip araç. Evet. Peki başka konfigürasyonlar var mıdır? Yani farklı 6x4 mesela veya bunun gibi farklı konfigürasyonlara sahip midir XT serisi? XT serisi dediğim gibi yani siz bir arabayı oluşturduktan sonra XT versiyon bir donanım seçtiğinizde direkt arabaya direkt o donanımlar zaten akople oluyor. Yani entegre oluyor. Orada sipariş aşamasında zaten bunları seçebiliyorsunuz. Dediğiniz gibi yani 6x4'ü olabilir,
veya farklı daha fazla dingilli yurt dışından üst yapı yaptırmaya araç gönderen bazı şirketler evet, var. Belki ara ara görüyoruz evet. İşte 10'lu 12'li sistemli araçlar var. Evet onlarda da XT versiyon araçlar var. Neden olmasın? Dediğim gibi yani farklı aks konfigürasyonları olabiliyor. Farklı altyapılarla, farklı teknik kapasiteli arabalarda da XT versiyon araçlar kullanılabiliyor. Yani XT serisinde özellikle bu yatağı gördüğüm zaman ben bir açıkçası dedim yani XT serisinde yatak da mı varmış dedim. Ama gerçekten özel sipariş verilmiş bir özel donanımlara sahip evet. olan bir araç bu araç. Evet doğru. Ya XT dediğim gibi her arabaya uygulayabilirsiniz. Evet. Aslında çekicide de XT versiyon bir araba yaratabilirsiniz. Mesela R770 XT versiyon veya R770 işte 6x2 Yıldız 4 gibi Avrupa'da orman taşımacılığı işte kalas kütük taşımacılığı yapan araçlar da var. Evet. Ama buradaki yatak olayı tamamen müşterimizin işte hani bir anlamda araç sürücüsünde düşündüğü için böyle olsun dediği, çok fiyat farkı gözetmediğinden dolayı bu şekilde bir sipariş verdi. Bu araba CG17L şeklinde geçiyor kabin tip açılım olarak. Yani nedir? Kabin G ön camdan arka şuradaki arka kabin duvarına kadar 170 santim ve low yani düşük kabin olarak geliyor. Düşük yükseklikte bir kabin olarak geliyor. Evet. Yani bunların çeşitli varyasyonları da var. Yani C14 yani bunun daha kısası daha yükseği de olabilirdi. Daha alçağı daha yükseği de olabilirdi. Her şey olabilirdi. Aynen. Araç daha önce dedik 540 beygir olarak geldi. Evet. Aslında bildiğimiz 13 litre 2700 Nm tork değerine sahip bir araç. Evet. DC13 166 motoruyla geliyor herhalde. Evet, doğru. 166 lisans koduyla gelir. 13 litrelik bir motor. 540 beygir, 2700 Nm torka sahip. Yani 1000-1300 devirler arasında 2700 Nm torka bu araç ulaşıyor. Yani o dilimde de arabadan her şeyi alabiliyorsunuz. Anladım. Aslında biraz da donanımlara gelmek istiyorum ben. Tabii. Yani bizim takipçilerimizin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de donanımlar. Evet. Şimdi biliyoruz ki yol kamyonlarında işte en düşük paket olarak Anatolium, Style, Dynamic ve sonrasında Dream geliyor. Hatta evet, doğru. Daha öncesinde geçtiğimiz senede Dream Plus vardı. Dream Plus'la Dream'i birleştirdiler. Evet, doğru. Bu paketler yani Anatolium, Style, Dynamic, Dream XT serisi içinde geçerli mi? XT serisi direkt Scania'nın ortaya çıkartmış olduğu bir donanım seviyesi olduğu için orada çok bizim oynama şansımız olmuyor. Ama tabii ki de müşterimize göre XT artı birkaç opsiyonu da biz de ekleyerek bugün içerisinde bulunduğumuz bir araç yaratıp Türkiye'ye getirebiliyoruz. Anladım. Yani şu an mesela bu aracımız bizim küçük ekran olarak geldi. Evet. Bunu mesela özelleştirip büyük ekran özel sipariş vesaireyle getirtirebiliyor muyuz? Getirtebiliyorsunuz. Hatta artı bu arabada şu an Webesto yok. Evet. Analog klima var. Örnek veriyorum ambiyans aydınlatma yok. Bununla birlikte büyük ekran olmadığı için direksiyonun sol tarafında bulunan kısımlarda multimedya tuşları zaten yok. Arka sis faradır, kabin arkası ışıklandırmadır gibi birkaç noktada donanımlar yok yani sunroof yok gibi. Çeşitlendirirsek tabii ki de bazı donanımları aldığımız doğru. Ama burada biz tamamen müşteri isteği nazarında şunu gerçekleştirdik. Bize müşterimiz şunu dedi. Ben amaca yönelik bir araba, ihtiyaca yönelik birkaç donanımla birlikte ben araç içerisinde bulunan şoförümü iş yaparken ihtiyaçlarının giderilmesini istiyorum deyince biz de bu tarz donanımları koymuş olduk. Evet. Küçük ekran teyp var. Büyük ekran teyp olabilir. Bu arabaya buzdolabı konulabilir. Evet. Örnek veriyorum. Ondan daha yüksek bir kabin tipi, daha geniş bir yatak seçilebilir. O az önce dediğim varyasyonları örnek veriyorum. CG20 Nide, Low veya H yaptığınız zaman normal bir çekici yani R serisi ve S serisindeki gibi bir
kabin haline getiriyor Hı-hı. olabilirsiniz. Ya deri koltuk yani, da ekleyebiliriz vesaire. Kesinlikle kesinlikle. Yani mount kaplamalı aslında. Çok da güzel olur. Olabilir. Avrupa'da görüyoruz harika biz olur. Yani. Harika Doğru. oluyor. Ondan sonra gibi gibi. Yani bir anlamda burada dediğim gibi biz her zaman şunu gözetiyoruz. Terzi dikimi. Evet. Yani terzi usulü dediğimiz. Evet. İhtiyaca yönelik çalışmalar yapılıyor. İhtiyaca yönelik veya biz kendimizi nasıl iyi hissedeceksek ona göre müşterisine göre bir araç yaratabilmeyi istiyoruz. Evet. Gözüme takılan bir ayrıntı da arka tarafta evet. bir cam bulunuyor. Evet. Yani bu cama değinmeden geçinmek istemiyorum açıkçası. Yani XC serisinde bu cam standart mı geliyor yoksa yine özel siparişle gelen özelliklerden mi? Bu tamamen opsiyonel. Yani bunu alabiliyor ya da almayabiliyorsunuz. Almayabiliyoruz evet. Yani bu tamamen kontrol için. Çünkü arkada çalışan bir hardox damper olduğu için Hı-hı. bir anlamda hani kontrolü mukabilinde bazen sürücüler kontrol etmek isteyebiliyorlar. Arka tarafta bir emniyet kilidi görüyorum ama bu ne işe yarıyor tam olarak? Emniyet kilidi yatağı kaldırdığınızda Aha. yani yatak askıda dursun Aha. durmasın konusuyla alakalı. Burada yine askılıkların üstünde yine bir metal bir şey var. Tek plastik parça aksam bir plastik var. Aksam evet. var. Bunlara da hani yağmurluktur. Hı hı. İşte hani fosforlu giyimleri, şeyleri, yelekleri oluyor. Onları hı hı. asabilmek için. Şurada yine bu çıkabiliyor tabii. Tamam. Günlük bazda ihtiyaçlarını hani oraya koyabiliyorlar gibi gibi. Yine kafa arkalarında askılıkları var. Hı hı. Perde şeyleri falan hazırlıklı. Ama bir anlamda bu tarz araçlar geceliğin çalışmadığı veya çok içerisinde yatılmadığı için sürekli çalışabilecek tarz araçlar olduğu için işte hani perde falan hani onları koymadık. Hayır. Evet. Onur Bey, bu araçla ilgili son sorumuza geldik. Tabii. Son olarak bu araçta öne çıkan özellikler nelerdir? Güzel soru Mert Bey. Şöyle bahsedeyim. Evet, bir G serisi biraz daha inşaat tarafına hizmet edebilecek XD versiyon aracın haricinde bu arabada öne çıkan özellikler neler? Örnek veriyorum, daha farklı tipte konumlandırılmış lastiklerimiz var. Yani ağır hizmet tipinde uygun dişli durumuna sahip lastiklerimiz var. Üst yapısı haliyle işe yapılacak, uygun olacak şekilde tasarlandı ve üst yapıcı firmada üst yapısı konuldu. Hı hı. Öne çıkan özelliklere gelecek olursak bu arabada dediğim gibi çift katmanlı bir şasi var. Çift redüksiyonlu ve çift kilitlenebilir diferansiyel kilidi var. Bu nedir? Hem şurada düğmede görmüş olduğunuz gibi düzlemsel bir diferansiyel kilidi var. Bir de boylamsal yani enine olabilecek şekilde bir şey var. Hı hı. Rock free modu yani kalma anında arabayı ileriye geri götürebilme şeyi var, donanımı var. Aşağı doğru inerken yani aşağı inişlerde ve off-road modundayken arabanın Hı-hı. bir anlamda ağır hizmet tipi işlemlerini yaparken eğime göre veya oradaki coğrafyaya göre ABS sistemini ona göre konfigüre etmesini sağlayabiliyorsunuz. Evet, bir arabada ABS var ama aşağı doğru inerken biraz daha farklı şekilde davransın diye ABS farklı ABS sistemini devreye alabiliyorsunuz. Özel bir fren tertibatı var yani aracın Özel üzerinde. Bir fren tertibatı var. Yine Aha. müşteri isteği üzerine hem motor PTO'su hem şanzıman PTO'su var. Hı. Ve bu araba kışın yolda kar küreme, Hı hı. yol temizleme çalışmaları da yapacağı için ön tampona belli hazırlıklar yapılarak fabrikadan getirildi. Evet. Ve motor PTO'su şeklinde de destek alabileceği için de hı hı. ilgili ekipmanı öne koyduğunuzda arabayı monte ettiğinizde evet. ve gücünü de aldığınızda bu araba kar küreme arabası olarak da çalışabilecek. Böyle evet. bir duruma sahip. Peki retarder standart olarak mı geliyor? Aslında şöyle bizim üretimimiz yani bir önceki şanzımanlar, yeni nesil şanzımanlarla birlikte akuple olan bir retarder sistemimiz var. Hı hı. Aslında arabaya göre değil, o tarz şanzımanları seçtiğinizde evet retarder standart oluyor. Evet. Ama müşteri ben retarder istemiyorum kardeşim dediği zaman da tabii ki de biz hani illa retarder lazım demiyoruz. Retarder bu arabada standart mı? Aslında ondan ziyade bu arabanın üstünde bulunan şanzımanda retarder standart demek daha güzel olacak. Evet. Onur Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ülkemizde böyle araçların
daha da çok gelmesini temenni ediyorum. Ben de. Sürçül insan ettiysem affola. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine söylüyorum, ülkemizde bu tarz araçların çoğalması dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.